Herkese merhaba. Bu hafta gerçekten çok farklı bir yerden sizlere merhaba diyorum. Birazdan bunun sebebini anlayacaksınız. Ama önce kapımı akıllı telefonumla bir açayım. Bu hafta konumuz akıllı evler. Özellikle son dönemlerde en çok konuşulan konuların başında akıllı evler geliyor. Birçok kullanıcı kendi evini akıllandırmanın peşinde koşuyor. Peki bir ev nasıl akıllandırılır? Biz de bu sorunun cevabını merak ettik. Bir evi akıllandırmak için yapılacak olanları birazdan sizle hep birlikte keşfedeceğiz. Şimdi öncelikli olarak akıllı ev daha bizi kapıda karşılıyor. Biraz önce gördüğünüz akıllı telefonumu elimden çıkarttım ve kapıyı açtım. Bu akıllı bir kilit. Wi-Fi'ye bağlanıyor ve Wi-Fi üzerinden benim dünyanın diğer bir ucunda olsam bile bu kilidi kontrol etmemi sağlıyor. Gerçekten kullanıcılara önemli kolaylıklar sunuyor ama tabii dahası var. Akıllı ev bizi kapıda karşıladı ama şimdi içeride ufak detaylarla bir evi nasıl akıllandıracağız hep birlikte göreceğiz. Evet, şu anda sıradan bir evdeyiz. Birazdan bu sıradan evi akıllandıracağız. Bunu da Teoman Bey ile yapacağız. Teoman Bey merhaba. Hoş geldiniz. Teoman Bey, Fibaro Akıllı Ev Sistemlerinin Türkiye'deki genel müdürü ve bu konuda da gerçekten çok uzman birisi. Şimdi kendisinden bir ev nasıl akıllandırılır bunun bilgisini alacağız. Teoman Bey, sıradan bir evdeyiz şu anda. Nasıl akıllandıracağız bu evi? Aslında çok kolay. Sıradan bir ev. Çok kolay bir şekilde bir akıllı ev kontrolörü konularak ve ona bir takım modüller eklenerek akıllandırılabiliyor ve sonrasında sistemi evin içerisinde herhangi bir yerden veya dünyanın öbür tarafından cep telefonunuzdan, tabletten izleyebiliyor ve kontrol edebiliyorsunuz. Evet. Şu anda siz de galiba telefonunuzdan televizyonu açtınız. Evet, mesela sistemin kontrol ekranı birazdan orada görünecek. Evet. Şu anda bu bütün evin kontrol sistemi, akıllı evin kontrol sistemi. Evet, bütün farklı noktaları görebildiğimiz, evet, ve onlara istediğimiz komutları verebildiğimiz ortam burası. Neler yapabiliyoruz burada Teoman Bey? Her türlü aydınlatmayı istediğimiz şekilde açma, kapama veya parlaklık ayar olarak kontrol edebiliyoruz. Perde panjurlarımız motorluysa onları sisteme dahil edip istediğimiz şekilde açıp, evet, kapatabiliyoruz. Güvenlikle ilgili hırsıza karşı sensörler veya emniyet sensörleri, su basma sensörü gibi, duman sensörü gibi bunların hepsini sisteme tanıtabiliyoruz. Dolayısıyla bunlar bize evde olalım olmayalım koruyor, bize haber veriyor. Evet. Ve senaryolar yazarak en güzel tarafı evin istediğimiz şekilde çalışmasını sağlayabiliyoruz. Şimdi bir dakika, senaryo dediğiniz nasıl bir senaryo yazılabiliyor? Senaryo aslında ismi biraz film senaryosu gibi, evet, yanlış anlaşılabiliyor ama akıllı ev sektöründe senaryo deniyor buna. Evet. Senaryo dediğimiz şey aslında küçük programcıklar. Bunlar bizim evi nasıl hareket etmesini istiyorsak bunu bir şekilde sisteme tarif ediyoruz. Bunlar da gayet, evet, kolay yapılabiliyor. Örnek mesela ben evden dışarıdayken sıcak bir yaz gününde eve geldiğimde klimamın açık olmasını istiyorsam, serin bir eve girmek istiyorsam basit bir senaryo yazıyorum. Cep telefonumdan sistem benim nerede olduğumu takip ediyor. Şöyle bir senaryoyla, şöyle bir programla eğer hava sıcaklığı şu derecenin üzerindeyse ben de eve 5 km yaklaşmışsam klimayı çalıştır dediğim anda ben bir daha bunu artık düşünmek zorunda değilim. Otomatikman her seferinde ben eve yaklaştığımda hava sıcaklığı belli bir derecenin üzerindeyse klima çalışacak ve ben eve geldiğimde serin bir eve gelmiş olacağım gibi. Evet, yani bayağı aslında kullanıcıların günlük hayatta işini görebilecek, kesinlikle, bir senaryolardan bahsediyoruz. Kesinlikle. Peki Teoman Bey, o zaman biraz da örnek görelim derim ben. Okey, mesela şu anda yukarıdaki ışıklar, spot ışıkları var. Evet. Bu spot ışıklarını istediğim parlaklık ayarına getirebiliyorum. Şu anda kıstım. Evet, ekranda şu an... Ekranda da burada kısıldığı görülüyor. Hem görünüyor burada zaten, hem burada. Ve ben dediğim gibi dünyanın öbür ucunda olsam da bunu görebiliyorum. Evet. Bu şekilde olduğunu. Tamamen kapattım. Sonuna kadar açtım. Açtınız. Gibi. Veya... Bir şey soracağım size. Bunlar peki akıllı bir spot ışığı değil, mı? Değil. Değil. Gayet sıradan ışıklar. Yani şu an evimizde olan ışıklar aslında, kesinlikle, bunlar değil mi? Kesinlikle. Klasik bildiğimiz ışıklar. Ve evet, normal aydınlatma anahtarı da, normal aydınlatma anahtarı. Biz sadece öyle bir modül ekleyip bunu yapabiliyoruz. Evet. Başka bir örnek var mı peki? Örnek mesela perde. Arkamızdaki perdeleri kaldırıyorum. İstediğim yere kadar kaldırıyorum. Yani en kapalıdan en açığa kadar istediğim yere kadar kaldırıyorum. Evet. Bu da şu anda durduğunda da zaten burada nereye geldiğini burada gene göreceğiz. Ben şu anda ortalığı bir yere getirdim. Evet, şu an durdu. Şu anda durdu. Burada da açıldı. Açılmış, evet, oldu, gördüm. Yani ekrandan da sizin, evet, elinizdeki akıllı telefon uygulamasından da bu, evet, görüntülenebiliyor.
Tekrar kapattık. Ve tabii bunlar sadece buradan düğmeye basarak açmak kapamak değil. Bunlar az evvel bahsettiğimiz senaryolar çerçevesinde belli şartlar oluştuğunda bu kendiliğinden olmasını sağlamamız da esas zaten ev akıllarıyla getiriyor. Evet. Örneğin yağmur yağıyorsa panjurları kapat, camlar kirlenmesin gibi bir senaryo yazdığımızda yağmur yağdığını hissettiği anda sistem panjuru kapatıyor. O kadar ileri düzeyde gidebiliyor yani. Kesinlikle. Veya işte rüzgar hızı belli bir kilometre bölü saate geçerse tente açıksa tenteyi kapat. Zarar görmesin gibi. Evet. Bütün bunlar zaten akıllı evi daha faydalı hale getiren özellikler. Teoman Bey, şu anda benim de gözüme çarptı. Şurada farklı renkler var galiba. Herhalde ışıkların da rengi ayarlanabiliyor. Renk değiştiren, evet. Mesela şu anda bu rafların altında saklı renk değiştiren evet, renkler mavi, var. Mavi evet. Şu anda yanıyor. Burada yine istediğimiz renk yapabiliyoruz bunu. Evet. Kırmızı, sarı, yeşil yani parmağımızı gezdirmesi herhangi bir renge getirebiliyoruz evet. Veya kapatabiliyoruz. Yani önümüzdeki dönemde evler bizden akıllı olacak da diyebiliriz. Bu sistemi görünce açıkçası bir uzay istasyonu gibi yani bunu kullanmak da gerçekten keyifli olması lazım. Aslında tabii bu programlama ortamı. Normal kullanıcının karşısında bu çıkmak zorunda değil. Çok daha basit bir uygulama ile kontrol edebiliyor. En azından bizim kadar akıllı olacak diyelim. Evet. Peki güvenlik konusunda ne yapılabilir? Yani şu anda kullanıcıların en büyük sorunlarından bir tanesi güvenlik. Evlerinde sağladıkları güvenlik. Akıllı evler bunu değiştirebilecek mi? Güvenlik aslında akıllı evin başlangıç noktalarından bir tanesi. Birçok kişi de içinde hala akıllı ev deyince belki de hala sadece güvenlik olarak algılıyor. Ama kesinlikle akıllı evin çok önemli bir parçası. Fakat işin güzel tarafı akıllı evin içerisindeki bir güvenlik sistemi çok daha aktif, çok daha faydalı bir güvenlik sistemi. Evet. Klasik konvansiyonel sistemlere göre. Çünkü normal eski sistemlerde yapamadığınız şeyler yapabiliyorsunuz. Evet. Örneğin kapı açıldığında ve sarsıldığını hissettiğinde ışık açmak gibi. Eskiden sarsılmayı bile algılıyor mu? Sarsılmayı algılayan sensörlerimiz de var, evet. Veya açıldığında net bir şekilde görebiliyoruz. Kapı açıldığında herhangi bir girişim, içeri girme girişimi olduğunda akıllı evimiz olduğu için, aydınlatma noktaları da kontrol edildiğimiz için, kameramız sisteme bağlı olduğu için ışıkları açarak çok net bir görüntü alıp, o görüntüyü de kendimize e-mail atarak anında evet. Hırsız bir şekilde oradan kaçmaya başarsa bile en azından kim olduğuna dair bir takip noktası elimizde oluyor. Eski sistemlerde olmayan bir şey. Yani sadece mesela konvansiyonel bir sistemimiz varsa ve sadece görüntüyü kaydediyorsanız, o hırsız oradan girip bir şey alıp arkasından görüntü riskini de alıp kırıp giderse elinizde bir şey kalmıyor. Evet. Ama burada hem aynı üstelik de sistem kontrolümüz olduğu için isterseniz sesli bir alarm verebilirsiniz. Yani siren çaldırabilirsiniz veya evde birisi var, kim var orada evet, gibi bir ses. Evet, burada sireni de gördük biraz önce zaten. Yani bildiğimiz, eskiden bildiğimiz güvenlik sensörlerinin ve kameraların hepsi var. Artı akıllı evin üzerine getirdiği ilaveler var. Evet. Teoman Bey, o zaman size teşekkür ederim bu güzel bilgiler için. Çok sağ olun. Rica ederim. Bir evi nasıl akıllandıracağımızı anlatmaya devam ediyoruz. Bence günlük hayatta karşılaşılan en büyük sorunu akıllı prizler çözüyor. Kurulumu basit, satın alması kolay. Yani açıkçası akıllı evin bence en önemli noktalarından bir tanesi. Şu anda elimde bir akıllı priz görüyorsunuz. Şimdi akıllı prizimizi normal sıradan günlük hayatta kullandığımız akılsız prizimizin üzerine takacağız. Ve bunu akıllı telefon uygulaması üzerinden kontrol edeceğiz. Bu kadar basit, herhangi bir şeyi prize takarmış gibi. Işık da yandı. Şu an kullanıma hazır. Bunun için hayatta, günlük hayatta en çok korkulan cihazlardan bir tanesini takıyorum. Tost makinesini takıyorum. Yani şöyle bir düşünün. Tost makinesini fişte unuttun mu? Kahve makinesini fişte unuttun mu? Ve bence en önemlisi de ütüyü fişte unuttun mu? Hatta şöyle söyleyeyim ben size. Ben çok kez eve döndüm acaba ütüyü fişte unuttun mu diye. İşte bu korkuların önüne bu akıllı priz geçiyor. Bunun için ne yapıyorum? Bağlandıktan sonra internete akıllı telefonuma indirdiğim uygulamayı açıyorum. Evet, şu anda uygulamam açıldı. Uygulamamın üzerinde zaten akıllı priz olarak işaretlendi. Buradan açıp kapatabiliyorum. Şu anda mesela kapandı. Işık söndüğünü göreceksiniz. Zaten tost makinesinin üzerindeki ışıklar da söndü. Buradan yine açabiliyorum. Görüyorsunuz. Yine yeşilden kırmızıya döndü. Akıllı prizlerin şöyle bir artısı daha var. Sizin harcadığınız elektriği de gösteriyor. Mesela şu anda akıllı priz 1600
watt elektrik harcını gösteriyor tost makinesinin. Ve saatlik tüketim 0.02 kilowatt saat. Bu da gerçekten tasarruf açısından önemli bir katkı sağlıyor. Hazır mutfaktayken size başka bir akıllı üründen bahsetmek istiyorum. Bu ürün bir sensör, su basmaya karşı sensör. Bu ürünü alıyorsunuz, lavabonuzun altına, mutfakta, banyonuzda veya pencerenizin kenarında su kaçağı olabilecek bütün noktalara yerleştiriyorsunuz. Ben de şimdi bunu buraya koyacağım. Görüyorsunuz, kurulum bu kadar basit. Yani gidiyorsunuz, bir köşeye koyuyorsunuz, su kaçağınızın olabileceği bir köşeye koyuyorsunuz ve sizi korumaya başlıyor. Nasıl korumaya başlıyor? Altında sensörler var. Bu sensörlere su değdiği an akıllı telefonunuza bir bildirim geliyor. Bildirim diyor ki, şu anda banyonuzda, mutfağınızda veya pencerenizde bir su kaçağı var ve önleminizi alın diyor. Siz de gidiyorsunuz, evinizin su basmasını engelliyorsunuz. Bu kadar basit. Akıllı evlerdeki en dikkat çeken ürünlerden bir tanesi de akıllı düğmeler. Diyeceksiniz ki ne işe yarıyor? Artık akıllı telefonlar var elimizde. İşte tam da bu noktada akıllı telefon, tablet veya bilgisayar kullanmak istemeyen kullanıcılar için akıllı düğmeler geliştirilmiş. Bu düğmeler akıllı telefon olmadan bile kullanıcıların akıllı evlerini kontrol etmesini sağlıyor. Nasıl yapıyorlar? Şimdi onu ben size göstereceğim. Herhangi bir yere koyuyorsunuz açıkçası düğmeyi. Ve buna farklı komutlar tanımlıyorsunuz. Yani bir kere bastığınızda başka bir şey, iki kere bastığınızda başka bir şey. Şimdi ben de size bunun örneğini göstereceğim. Bu arada bu düğmelere 6 farklı komut verilebiliyor. Gerçekten çok önemli bir özellik. Şimdi bakalım nasıl çalışıyor. Ben mesela şu an bir kere basacağım, ışıklar yanacak. Evet, gördünüz. Şu anda daha önce verdiğim komut ışığın yanmasıydı bir kere bastığımda. Ve bir kere bastığımda ışık yandı. Mesela iki kere bastığımda ne olacak? Şimdi onu görelim. Görüyorsunuz. Bunda da perdelerin kapanması komutunu vermiştim. Ya bu kadar basit bir şey. Yani akıllı telefona gerek yok. Özellikle yaşlı ve çocuklar için bu tuşlar hayat kurtarabilir. Gerçekten günlük hayatlarını oldukça kolaylaştırabilir. Akıllı telefon kullanılmasına gerek kalmadan akıllı evi oldukça kolay bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Bu önemli bir avantaj sunuyor. Buna farklı komutlar da verilmek mümkün. Farklı senaryolar yüklemek de mümkün. Mesela bir kere bastığınızda hem ışıkların kapanması hem perdelerin kapanmasını sağlayabilirsiniz veya klimanın açılmasını sağlayabilirsiniz. Yani evinizde oturduğunuz yerden tek bir tuşla bütün kontrolü sağlamış olabilirsiniz. Son olarak bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Malumunuz son dönemlerde adından sıkça bahsettiren bir teknoloji var. Sesli komut sistemleri var. Akıllı evlerde de artık sesli komut sistemleri kullanılmaya başlandı. Şu anda bu evde de bir akıllı komut sistemi var. Birazdan söyleyeceğim kelimeleri akıllı ev sistemi yerine getirecek. Bunun için Alexa var bu evde. Şimdi Alexa'ya deneyeceğiz. Hey Alexa. Turn on TV. Evet, şimdi komutu verdim. Televizyonun açılmasını sağlayacak şimdi Alexa. Görüyorsunuz. Perdeler kapanıyor ve televizyon açılıyor. İşte bu kadar basit. Sesli komut sistemleri artık evimizin içinde. Ama şöyle bir şey var. Farkındaysanız İngilizce komutu vermek zorunda kaldım. Çünkü daha şu anda ne yazık ki Türkçe destekleri yok sesli komut sistemlerinin. Ancak önümüzdeki dönemlerde sesli komut sistemleri Türkçe desteğine kavuşacak ve evimizi kontrol etmek oldukça kolaylaşacak. Hazır kış aylarındayız. Isınma için de akıllı çözümler var. Bunlardan bir tanesi akıllı radyatör vanası. Bu zamana kadar hep akıllı kombilerden bahsettik, akıllı termostatlardan bahsettik. Ama bu çözüm de son dönemlerde oldukça dikkat çeken aslında ürünlerden bir tanesi. Şimdi bunu isterseniz gelin hep beraber çok kısa bir zamanda montajını tamamlayalım. Bunun için bildiğimiz günlük hayatta şu anda bizim kalorifer peteklerimizde olan, radyatörlerimizde olan vanalar var. Onu söküyoruz. Bu kadar basit sökülmesi ve bunu takacağız şimdi. Buraya yerleştirdikten sonra sıkıyoruz. Zaten görüyorsunuz ışığı da yanmaya başladı. Evet, taktıktan sonra kurulum tamamlandı. Yani
yaklaşık 10-15 saniyede ben akıllı radyatör vanamı kurdum. Peki bu akıllı radyatör vanaları nasıl çalışıyor? Bunun üzerinde bir motor var. Yani sizin elinizle yaptığınız hareketi kendisi yapıyor bunun içindeki motorla. Yani bunu sıkıyor, açıyor ve bütün ayarlarını yapabiliyor bu şekilde. Bu sayede sizin çok da uzakta olsanız, dünyanın diğer ucunda olsanız bu radyatörün ısısını ayarlamanızı sağlıyor. Akıllı telefon uygulamasından yine akıllı ev özelliklerinden yola çıkarak akıllı telefon uygulamasından, bilgisayarınızdan, tabletinizden akıllı radyatör vanaları kontrol edebiliyorsunuz. Bu da sizin hem tasarruf etmenizi hem de konforlu bir hayat sürmenizi sağlıyor. Akıllı evlerdeki en önemli konuların başında güvenlik de var. Nasıl diyeceksiniz? Şu anda bir kapı sensörünün önündeyim aslında. Kapının açılıp kapandığını bana akıllı telefonun üzerinden gösteriyor. Şimdi ben size bunun için uygulama açayım. Mesela balkon kapısı şu anda açık gösteriyor. Şu kapı açık olduğu zaman açık gösteriyor. Ama bunu kapattığımız zaman uygulama üzerinden kapandığını görebiliyoruz. Bununla da sınırlı değil. Bir de hareket sensörleri var. Tam şu an yukarıda göreceksiniz. Yukarıdaki hareket sensörü kullanıcıların kontrol altına almak istedikleri alanlardaki hareketleri tespit ediyor. Ne işe yarıyor? Örneğin izinsiz birisi girmek istiyor bahçenize, balkonunuza. O zaman hareket sensörleri devreye giriyor ve bunu sizin akıllı telefonunuza bildirim olarak gönderiyor. Şöyle söyleyeyim, hem kapı pencere sensörü hem de hareket sensörü kullanıcıların gerçekten güvenlik önlemleri alması konusunda önemli iki ürün. Sıradan bir evi akıllandırdığımız, akıllı ev teknolojilerini keşfettiğimiz bir programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine dopdolu bir içerikle karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.